HPV virüsünün bulaştığını birkaç yöntemle anlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi, eğer HPV virüsü sihir yapan virüs tiplerinden biri ise dış genital bölgede ufak lezyonlar ortaya çıkacaktır. Onun dışında rahim ağzında HPV virüsünün olup olmadığını simir testine benzer bir şekilde HPV DNA testiyle anlayabiliyoruz. HPV virüsünün bazı tipleri genital sihirlere yol açabilmektedir. Genital sihirler dışında yine cinsel yolla bulaşabilen bazı virüsler veya diğer enfeksiyon ajanları da sihire benzer lezyonlara yol açabilmektedirler. Sihir tanısı esasen doktorun gözle muayenesi ile konulmaktadır. Bundan dolayı eğer genital sihir olduğundan şüphelendiğiniz bir lezyon görürseniz mutlaka doktorunuza muayene olmalısınız. Eğer genital bölgede sihir olduğundan şüphe ediyorsanız mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalısınız. Doktorunuz yapacağı gözle muayene ile genital sihirli olup olmadığına karar verecektir ve uygun tedaviyi yapacaktır. Tedavi yöntemleri arasında koterizasyon yani sihirin yakılması, kriyoterapi yani bu bölgenin dondurulması veya ilaç uygulaması gibi yöntemler tercih edilebilmektedir. Bu yöntemlerin hangisini seçileceğini de en iyi şekilde doktorunuz karar verecektir. Rahim ağzında HPV virüsünün uzun süreli kalması durumunda ileride kansere dönüşebilecek kanser öncüsü lezyonlar oluşabilmektedir. Genellikle LEAP gibi veya konjasyon gibi operasyonlarla rahim ağzındaki bu lezyonlar temizlenebilmektedir. Nadir durumlarda eğer bu lezyonlarda tedavi başarısı sağlanamazsa rahim alınması gerekebilir. Cinsel olarak aktif kadınlarda HPV virüsü ile yaşam boyu karşılaşma şansı yaklaşık %80 kadardır. Eğer HPV virüsü rahim ağzında uzun süre kalırsa bu durumda bu hücrelerin rahim ağzındaki hücrelerin hızlı bir şekilde çoğalmasına sebep olabilir ve kanser öncüsü lezyonlar oluşabilmektedir. Bu lezyonlara servikal intraepitelyal neoplazi ya da cin lezyonları adı verilmektedir. Bunlar eğer uzun süreli devam edecek olursa ve ilerleyecek olursa ileride kansere dönüşme riski taşırlar. Eğer rutin olarak alınan bir simir testinde kanser öncüsü bir lezyondan şüphe ediliyorsa mutlaka kolposkopik inceleme yapılmalıdır. Kolposkopi rahim ağzının mikroskopa benzer bir cihazla ayrıntılı olarak incelenmesi işlemidir. Eğer bu işlem esnasında kanser öncüsü bir lezyondan şüphe edilirse doktorunuz tarafından biyopsi alınacaktır. Biyopside kanser öncüsü cin lezyonlarından herhangi birisi tespit edilecek olursa da bir sonraki basamak rahim ağzının temizlenmesi ya da LEAP konizasyon işlemidir. Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonlarına servikal intraepitelyal neoplazi ya da cin ismi verilmektedir. Bu lezyonlar genellikle aşama aşama değerlendirilmektedir. Birinci aşama cin 1, ikinci aşama cin 2, üçüncü aşama ya da karsinoma in situ dediğimiz lezyon ise cin 3 olarak adlandırılmaktadır. Bu lezyonlar birbirinin devamı şeklinde zaman içinde ilerleyebileceği gibi ilk tanı anında cin 2 veya 3 ile de karşılaşabilmekteyiz. Kolposkopi işlemi rahim ağzının mikroskopa benzer bir cihazla detaylı olarak incelendiği bir girişimdir. Kolposkopi esnasında rahim ağzına özel solüsyonlar uygulanır ve ileride kansere dönüşebilecek kanser öncüsü lezyonların varlığı araştırılır. Eğer doktorunuz tarafından gerek görülürse bu lezyonlardan küçük biyopsiler alınabilmektedir. Kolposkopi işlemi esnasında genellikle herhangi bir anestezi uygulaması gerekmemektedir ve işlem yaklaşık 5 ila 10 dakika arasında sürmektedir. Kolposkopi işlemini mutlaka bu alanda eğitim görmüş bir jinekolog veya jineko-onkolog uygulamalıdır. Kolposkopi işleminde kanser öncüsü bir lezyon olup olmadığı araştırılmaktadır. Eğer kolposkopi esnasında biyopsi yapılmış ve bu biyopside kanser öncüsü bir lezyon tespit edilmişse bu lezyonlar genellikle normal kadınlara göre daha sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Doktorunuzun belirleyeceği genellikle 6 ay ile 1 sene arasında olan aralıklarla muayeneler yapılmakta ve gereği halinde tekrardan kolposkopi işlemi yapılmaktadır.
Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonları veya rahim ağzı kanseri serviksin yani rahim ağzının transformasyon bölgesinden kaynaklanmaktadır. Bu bölgenin temizlendiği ve bir dilim şeklinde çıkarıldığı operasyonu ise kolonizasyon operasyonu denilmektedir. Kolonizasyon operasyonu bıçak gibi keskin bir aletle yapılabileceği gibi lip dediğimiz bir koter ya da elektrik enerjisi vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Bu işlem genelde kısa süreli bir anestezi ile yapılmaktadır. Rahim ağzına kolonizasyon veya lip işlemi uyguladığımız hastalarımızda genellikle takipler 6 ayda bir yapılmaktadır. Bu 6 aylık takiplerde HPV testi, simir testi veya gerekirse tekrardan kolposkopi işlemi uygulanabilmektedir. Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonları ya da cin lezyonlarının takibinde simir testi ve gereği halinde kolposkopi işlemi yapılmaktadır. Bu kolposkopi esnasında alınan biyopsi sonucunda eğer tekrarlayan cin lezyonları tespit edilecek olursa kolonizasyon veya lip operasyonlarından birinin yapılması gerekebilmektedir. Eğer hastamızın çocuk beklentisi yoksa ve uzun süreli olarak bu lezyonların tespiti mevcutsa o durumda da rahimin alınması da bir tedavi opsiyonudur. HPV enfeksiyonları esasen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. HPV'den korunmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlardan ilki HPV aşılarıdır. HPV aşıları hem rahim ağzı kanseri riskini hem de genital sihir oluşum riskini azaltmaktadır. Bunun dışında prezervatif gibi bariyer yöntemlerde korunma sağlayabilir. Rahim ağzı kanser öncüsü lezyonları ya da cin lezyonlarının varlığı halinde gebelik ve normal bir doğum mümkündür. Yalnız gebelik esnasında bu lezyonlar normale göre biraz daha hızlı ilerleyebileceğinden mutlaka jinekoloğunuz tarafından yakın takip edilmelidir. Gebelik esnasında rahim ağzında HPV enfeksiyonu saptanması halinde genellikle bu çocuklarda herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Ancak vajinal bölgede ciddi manada bir genital sihir yoğunluğu varsa normal doğum yapılması ile bu HPV enfeksiyonu çocuğa bulaşabilmektedir. Bundan dolayı kadın hastalıkları ve doğum uzmanınız sizi uygun şekilde yönlendirecektir. Rahim ağzı kanser öncüsü lezyonlarının tedavisinde kolonizasyon veya lip operasyonu kullanılabilmektedir. Bu operasyonlardan sonra gebelik oluşması halinde erken doğum riski bir miktar artabilmektedir. Bunda esas belirleyici olan faktör bu operasyonlarda alınan rahim ağzı dokusunun miktarıdır. Eğer rahim ağzı dokusu fazla azalmamışsa bu durumda erken doğum riski çok çok azalmaktadır.